Geçmişte eleştiri, çekince ve ikazlarımızı yapmıştık dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise siyasi şartların değiştiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli'den de Kanal İstanbul'a destek açıklaması geldi. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor. Mesajlarını bu kez Kanal İstanbul üzerinden verdi. Hükümeti destekledi, muhalefete yüklendi. CHP ve yedekleri adeta iftira yarışına girmişlerdir. Projeye ucube, cinayet ve ihanet projesi diyen CHP yönetiminin hali pürmelali, içler acısı, yürek yaralayıcıdır. Siyasetin sıcak başlığını yazılı açıklamayla değerlendirdi Devlet Bahçeli. MHP'nin geçmişte Kanal İstanbul'a yönelik bazı eleştirilerde bulunduğunu hatırlattıktan sonra 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin siyasi şartları değişmiştir ifadesini kullandı. Türkiye'nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Haklı ve meşru bahanesi olmadan projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayrimillilerdir. Hedefinde yine CHP vardı Bahçeli'nin. İlk seçimde iktidar olacağız diyen Kılıçdaroğlu'na karşılık verdi. İddiaları uyduruk ve sakil bir hayaldir. Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mübessili CHP'ye iktidar ruhsatını asla ve kata vermeyecektir. Projeyle ilgili referandum çağrıları ise hezeyandır. MHP lideri eleştirilerine Montrö üzerinden devam etti. Projenin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir. Mesele rant değil, milli anttır. Böyle de olmalıdır. Bahçeli CHP'ye Libya üzerinden de tepki gösterdi. Terörist Hafter'i makul ve seküler bulan CHP zihniyeti büyük bir tehdit ve güvenlik sorunu olarak sivrilmiştir dedi.